Velhasıl Bursa sudan ibarettir der Evliya Çelebi. Efendime söyleyeyim, biz de bir Bursalı ve Mustafa Kemal Paşaoğlu olarak aslında suyumuz da biraz ön plandayızdır. Yani Kirmasli çayımız bir taraftan, tüm Müldek Kaplıcalarımız öbür tarafta, efendime söyleyeyim su uçtu şelalemiz ve göletlerimiz vesaire. Zannedilir ki çok da su zengini bir şehiriz yahut da ülke olarak çok su zengini bir ülkeyiz. Hiç de öyle değil. Bugünkü sizlerle paylaşmak istediğim ayet-i kerime şu. Estaizu billah. Kul araaytum in asbaha ma'ukum ghawran femen yetiikum bima'in ma'in. Ayet-i kerimesi. Yani bir anda ansızın sularınız çekiliverirse size suyu kim getirecek? Ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de beni en şiddetli vuran ayetlerden biridir. Bu şu demektir. Bir sabah kalkıyorsunuz, çeşmeler cıs diye bir ses veriyor. Göletler kurumuş, dereler, ırmaklar kurumuş. Bu ayet-i kerime gereği ben sizlere bugün suyun hikayesini anlatmak istiyorum. Efendim şu anda tüm Müldek Kaplıcaları civarındayız. Tüm Müldek Kaplıcaları malumunuz tarihi kaplıcalar. 1895 yılında Eczacı Eşref Bey tarafından yaptırılan kaplıcalar burası. Romatizmal hastalıklara iyi gelen kaplıcalar. 1935'ten bu yana ise belediyemiz işletiyor bu kaplıcalarımızı. Şu anda suyun ortasındayız. Ramazan mübarek günde adeta su içimizi yıkıyor diyeyim. Bu kadar su bolluğunda ben size şu istatistikleri paylaşmak istiyorum. Ne kadar bu su bolluğuna kandığımızı gösterme adına. Efendim günde 190 litre su tüketiyoruz şu anda. Türkiye'de yıllık 1430 metreküp herkesin kendi payına düşen bir su miktarı var. Oysa ki biz bunu 1615 litre olarak tüketiyoruz. Bu da şu demek oluyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde bir su kıtlığından bahsediyor artık. Yani petrol savaşları, gaz savaşları, siyasal savaşlar, dini, mezhepsel savaşlar bir tarafa. Dünyanın yeni barutu, yeni silahı, yeni namlusu artık su oluyor maalesef. Efendim su gelecek 23-30 yılın savaş sebebi diyoruz ama geçmişin de savaş sebeplerinden bir tanesi suydu. Çünkü su ağabey hayattır, bir canlıktır, medeniyet merkezidir. Onun için hep böyle ırmak kenarlarına, deniz kenarlarına şehirler ve medeniyetler kurulur. Su olmadan hayat olmayacağı için. Orta Asya'dan da biz bunun için geldik zaten. Otlak araziler, sulak araziler diye kavga ederek geldik. Su aynı zamanda barış meselesi de olabilir. Ama ne zaman olur? Eğer suya İslam'ın bakışı yansırsa bir barış meselesi olur. Şunu demek istiyorum. Hazreti Osman radıyallahu anh, peygamberimizin damadı. Hazreti Osman Zinnureyn denir onun için. Hazreti Osman İslam'daki ilk su hayratının sahibidir diyeyim. Bu işi başlatan kişi bu Hazreti Osman'dır. Rume kuyusu vardır Medine'de ve onun başında bir Yahudi tüccar vardır. Ve muazzam paralara satar suyu. Peygamberimizin bu su çok hoşuna gitmiştir. Leziz bir sudur. Ve bir gün mescide der ki Efendimiz bu suyu satın alarak cennette kim bir kuyu sahibi olmak isterler? Hazreti Osman o günlerde bir iş adamı olarak Şam'da ticaret yapmaktadır. Geç duymuştur olayı. Daha Medine'ye ilk gelir gelmez bunu duyduktan sonra gider Yahudi ile anlaşma yapar. 40 bin dirhem parayı yatırır. Der ki kardeşim bir gün senin bir gün benim su. Kabul mü? Kabul der. Onu Yahudi zanneder ki her ikimize satacağız suyu zanneder. Ama Hazreti Osman önce pazartesi satın alır. Pazartesi satın almak eski bir gelenekti. Peygamberimizin doğum günüydü. Efendim Hüseyin Medine'ye hicret günüydü. Müslümanlar için pazartesi önemli olduğu için dedi ki pazartesi bana ait. Salı senin olsun. Anlaştılar. Ama pazartesi günü bütün herkes girip sıraya girip suyunu alınca ertesi gün kimse gelmeyiverdi. Yahudi de kalan payını satmak zorunda kaldı. Ve ilk böylece su hayratı yahut da ilk vakıf eseri diyebileceğimiz Rume kuyusu hikayesiyle su hayrat silsilesi başlamış oluyor.
kanallarımızdan bir tanesi de şudur. Aynı Zübeyde suyu. Harun Reşit'in hanımı Zübeyde annemiz diyelim. Onun tarafından Arafat'a akıtan bir su vardır. 60 kilometreden Arafat'la Taif arasında uzakça bir yoldan gelir bu su. Mekke'ye su ulaştırmak ister aslında. Ve arada çok zaman geçmez su kanallarında bozulmalar olur. Ve bunun üzerine bizim Mihrimah Sultanımız, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan devreye girer. 50 bin altın harcar bu mevzuya. Ve o su kanallarının, su yollarının mimarı da Mimar Sinan'ımızdır. Büyük mimar. Ne içindir? İnsan kursağına yahut bir kuşun kursağına bir damla su akıtabilmek içindir. Mimar Sinan'ın başında bulunduğu bu proje 10 yıl devam eder. 1573 yılında bitmiştir. Artık Taif yakınlarından Arafat'a kadar şimdiki gibi boru veya yeraltı sistemleri olmadığı için yerin üstünden suyu buharlaştırmadan götürmek gerekiyor. Bunun için su yolları, bunun için su kanalları, bunun için efendime söyleyeyim su sarnıçları yapılmak zorundadır. Niçin? Bir insan bir yudum suya ulaşsın için. Efendim su bu kadar kıymetlidir, bu kadar ab-ı hayat diye anlattığımız şey büyük bir sevaptır. Ve şu anda maalesef o Ayn-ı Zübeyde suyundan geriye ne kaldı derseniz, sizin Ecat Kaleniz diye bilinen Kabe'nin dibindeki Osmanlı eseri Ecat Kalesi yerine nasıl saray yapıldıysa, nasıl ki efendime söyleyeyim 1900'lerin başında büyük bir proje olan Hicaz Demiryolları'nın başına ket vurularak, orada bir İngiz varlığı nasıl ki semirtilip, orada nasıl bir İsrail varlığı oluşturan insanlar varsa, şu anda o zihniyet Suudi Arabistan'ı yönettiği için bütün o tarihi, o güzellikleri de katlediyor. Yani Ayn-ı Zübeyde suyu dediğinizde bugün Arafat'ta üzerine beton dökülmüş tarihi eserler olarak görebilirsiniz. Su ve su kültürü üzerine konuşuyoruz ki bunlar hala peyderpey yaşayan hatıra ve anılarımız diyebiliriz. Daha sizlere mesela Taklamakan çölü altında Türklerin yapmış olduğu o 5100 metrelik büyük bir su tünelinden bile bahsetmedim. Daha çokça hikayemiz var bu manada. Ama bir gün suyu masal olarak anlatmamak için, yani şu anda Mayıs ayındayız malumunuz. Su uçluğundaki şu güzel manzaradaki su miktarını gözle görebiliyorsunuz. Yani sularımız tükeniyor. Burası şu anda 38 metre yüksekten akan muazzam bir şelale. Ama iki gün sonra burası 38 metrelik kupkuru kara bir yar haline gelebilir. Onun için yapacağımız şey şu, su dediğimiz kıymeti biraz daha önceleyeceğiz. Eğer ki dişimizi fırçalarken ki günde mesela diş fırçalamak için tüketmiş olduğumuz su miktarı 6 litre. Sifonla sadece çektiğimiz çöpe attığımız su 15 litre. Yani muazzam bir israfımız var bu manada. Efendim şunu demek istiyorum. İçinde bulunduğumuz kıymetin belki son zamanlarını yaşıyoruz. Bu kıymetin farkına varmamız lazım. Eğer ki diş fırçalarken veya tıraş olurken açmış olduğumuz musluğumuz yarısı boşa akıyorsa bu şu demektir. Bu şehirde biz 100 bin insanız. Türkiye'de 83 milyon. 83 milyonda bir payımız var demektir. 100 binde bir payımız var demektir. Bu da şu demektir. İşte tüyü bitmemiş yetimin hakkı böyle yeniyor demektir. Bir başka yerde su bekleyen insanın hakkına tecavüz etmek demektir. Efendim su gibi aziz olasınız. Hepinize selam ediyorum. Aman suyun kıymetini biliniz.